Merhaba arkadaşlar, Miraç Akademi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Teaching Language Skills ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizim Teaching Skills dediğimiz zaman aklımıza 4 temel becerinin gelmesi gerekmekte. Listening, Speaking, Reading ve Writing skill'leri oluşturur. İlk olarak Listening'den bahsedeceğiz. Listening 4 temel beceriden biridir öğrencilerin iletişim kurabilmeleri için öncelikle duyduklarını anlaması gerekmektedir. Bu yüzden bizim Types of Listening diye adlandırdığımız bazı kavramlar vardır. Birincisi Extensive Listening yani kapsamlı. Biz Extensive Listening için sınıf dışında yapılan, eğlenme amaçlı yapılan, materyalleri öğrencinin seçtiği tür olarak bahsedebiliriz. Extensive Listening'de rahat bir ortam vardır. Burada önemli olan öğrencinin anlamasıdır. Detaylı öğrenmek önemli değildir. Sadece kapsamlı, geniş çaplı öğrenmek önemlidir. Aynı zamanda sınıf dışında olduğu için öğrenci daha rahat hisseder. Daha rahat edebileceği bir ortamda işlenir diyebiliriz. İkincisi intensive listening. Intensive listening diğer adıyla yoğun listening. Yani sınıf içerisinde öğretmen kontrolünde materyalleri öğretmenin seçtiği, tekrar edilerek yapılan, sonunda comprehension check yani anlamaya dayalı sorular olan türe intensive listening yani diğer adıyla yoğun listening denir. Burada sınıf içerisinde olduğu için, öğretmen kontrolünde olduğu için extensive listening'e göre biraz daha rahat bir ortamda değildir diyebiliriz. Yani intensive e daha formal, resmi diyebiliriz. Bizim discriminative listening dediğimiz diğer kavramımız var. Discriminative Listening'de sesler arasındaki farklar anlanmaya çalışır. Yani minimal pairler açıklanmaya çalışılır, ayırt edilir anlamaya değil tamamen sese odaklıdır. Dördüncüsü comprehensive listening. Anlama odaklı dinleme türüne denir. Yani comprehensive listening de tamamen anlama dayalıdır. Sonunda comprehension check'ler vardır. Sonunda sorular olabilir dediğimiz comprehension check soruları olabilir. Beşincisi ise evaluating listening. Öğrencilerin dinledikleri metinleri değerlendirdikleri listening türüdür bu da. Altıncısı critical listening. Öğrencilerden verilen dinleme metni hakkında fikir sahibi olmaları istenir. Dinleme metnindeki konuşmacının söylediklerine katılıp katılmadıklarına karar verirler. Bir yandan da metni anlamaya çalışırlar. Yani burada hem metni anlamaya çalışmak vardır hem de öğrencinin kendi kafasında bir fikir sahibi olması istenir. Yedincisi appreciative listening. En ileri düzeyde yapılan dinleme türüdür. Estetik kaygıyla veya keyif almak amacıyla yapılan türe denir. Bunlar amaçlarına göre olarak da sınıflandırılabilir. Bizim karşımıza çıkan önemli kavramlardan diğer ikisi top down ve bottom up. Biz top down'u gördüğümüz zaman yukarıdan aşağı yani tümden gelim olarak çevirebiliriz. Bütünden parçaya gider. Öğrenciler eldeki bilgilerden yola çıkarak metin hakkında tahminde bulunurlar. Metnin ne hakkında olduğu hakkında yorumla, yorumlar yaparlar metni ayrıntılarıyla anlamaktan ziyade genel hatlarıyla anlamaya çalışırlar. Biz buna listening for gist deriz. Ön bilgilerden yararlanırlar, konuyu, mekanı, niyeti anlamaya çalışırlar. Diğeri ise bottom up yani tüme varım. Burada da parçadan bütüne gider. Metni anlamak için her cümle, her kelime önemlidir. Tamamen anlama odaklıdır bottom başta metin ayrıntılarıyla anlanmaya çalışır. Ama tap down'da ayrıntıdan ziyade bütünden parçaya gider ve öğrenciler mesela başlığı görerek metin hakkında tahminde bulunur. Ya da metin hakkında bir resim görerek metnin ne olduğu hakkında yorumlar yaparlar diyebiliriz. Tap down aktivitelerine bakacak olursak az önce söylediğim gibi metni genel hatlarıyla anlamak anlamına gelen listening for gist Listening for topic. Yani topic dediğimiz bizim başlıktan anlamak. Prediction. Yani metin hakkında tahminler yapmak top down aktivitelerle örnek olarak gösterilebilir. Diğeri bottom up activities. Bottom up parçadan bütüne demekti. Discriminative sounds. Bunu az önce gördük. Sesler arasındaki farktır. Recognize keywords. Burada da anahtar kelimeleri anlamaya çalışırız. Translation yaparız. Aynı zamanda intonation'a dikkat ederiz. Listening olduğu için. Stages of teaching listening skills. Bizim bazı aşamalarımız vardır. Pre-listening, while listening ve post-listening olarak. Pre-listening, dinleme aktivitesi yapılmadan önceki aşamaya pre-listening denir. Öğrencilerin konuya olan ilgisi çekilir. Metne karşı merak uyandırılır. Metinde geçen kelimeler önden öğrencilere verebilir. Mesela şöyle bir şey yapılabilir burada. Diyelim ki biz öğrenciye Trenden bahsedeceğiz. Metnimiz trenle alakalı. Ona diyebiliriz ki daha önce hiç trene bindin mi? Bu şekilde öğrencilerin konuya olan ilgisini çekmiş oluruz. Metne karşı merak uyandırmış oluruz. Pre-listening aktivitelerine bakacak olursak activating scheme yani hafızamızda var olan şemaları harekete geçirmektir. Diğeri establishing reason for listening. Yani neden bu metni dinliyoruz? Neden dinleme ihtiyacı duyuyoruz? Diğeri generating questions. Konuyla alakalı genel sorular sorulabilir burada. Diğeri pre-teaching vocabulary. Yani çocuğun bilmediği kelimeler çocuğa önceden verilir. Diğeri ise brainstorming yani beyin fırtınası. Pre-listening'den sonra diğeri while listening. Dinleme aktivitesi esnasında yapılan listening türüdür. Metnin konusu anlanmaya çalışılır. Metnin bazı bilgileri anlamaya çalışılır öğrenci tarafından. Aktivitelere bakacak olursak listening for gist, listening for detail, inference var, burada çıkarım var, note taking, öğrenci yazı yazabilir, dictation, listen and do, dinle ve yap, pronunciation, repetition, comprehension soruları by listening'de olması muhtemel aktivitelerdir. Diğeri ise post listening. Yani dinleme sonrası yapılan aktivite. Genelde productive olmalıdır. Yani bir ürün ortaya koymalıdır. Dinleme metni amaca ulaşmış mı, ulaşmamış mı anlamaya çalışılır. Aktivitelere bakacak olursak dinlenilen metnin canlandırılması, dinlenilen metnin özetinin çıkarılması. Yani genel anlamıyla productive aktiviteler buraya örnek olarak gösterilebilir. Bugünkü dersimizin burada sonuna geldik. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlara veya Instagram hesabına yazabilirsiniz. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız derslere hızlıca erişebilirsiniz. Anlatılan derslerin notları Instagram hesabımızda post olarak yer alacaktır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.